Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda çarpan soru ile ilgili arkadaşlar örnekler yapacağız. Bundan önceki videomuzda hatırlarsanız izlediğiniz üzere çarpan formüllerinden bahsetmiştik. Yine onun öncesindeki videoda ise çarpana bir giriş yapmıştık. Çarpan, çoğaltan biliyorsunuz aynı şeylerde. İlk önce basitini, sonra ortanca, sonra geniş modellerini göstermiştik. Peşi sırada arkadaşlar çarpan çeşitlerini analiz etmiştik. İşte kaç tip çarpanın olduğunu, hangi değişimlerde hangi çarpanı kullandığımızı size tabii soyut olarak anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu formülleri acaba nasıl kullanacağız sorularda bunu anlatabilmek için arkadaşlar videonun hemen ilk kısmında çarpan soruları ile ilgili örnekler yapacağız. Peşi sıra çarpanı zaten bununla beraber bitireceğiz. Peşi sıra arkadaşlar süper çarpan konusundan söz edeceğiz. Süper çarpan nedir? Ne işe yarar? Neden süper denmiş? Bunlardan söz edeceğiz. Formülünü zaten notlarda da görüyorsunuzdur. Sonra bu süper çarpanla basit çarpan arasındaki ilişkiyi net olarak anlayabilmek için bir tane arkadaşlar bununla ilgili soru yapacağız. İnşallah faydalı olacak sizlere de. Şimdi sorumuza bakacak olursak arkadaşlar, çarpan sorularında şöyle bir olay var. Ben bir tane arkadaşlar size veri verdim. Yani bir eğilim verdim. Sonra A, B, C, D, E şıklığını görüyorsunuz. Yani size sorulacak bütün arkadaşlar soru tiplerini basit anlamda sunmaya çalıştım. Yani aslında bu çarpan sorusu 5 tane soruluk bir soru arkadaşlar. Yani bunu görerek, hatta daha ilerisini de arkadaşlar tabii size aktarmaya çalışacağım. Bunu görerek çarpan konusunu anlayacağınızı ümit ediyorum. Şimdi soru şöyle başlıyor. Diyor ki bir ekonomide MPC yani marjinal tüketim eğilimi 0.8'dir. Bu ekonomide demiş, sonra da A, B, C, D eşliklerine geçmiş. Şimdi ilk önce soruyu geçmeden önce bize soruda ne verilmiş? Arkadaşlar sadece ben küçük c'nin 0.8 olduğunu görüyorum. Öyle değil mi? Peki soru da başka bana ondan sonra işte marjinal vergi eğilimi ya da marjinal itaat eğilimi gibi bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. Vermediyse arkadaşlar bu bilgileri demek ki formülde kullanmıyoruz. Ama verseydi arkadaşlar o zaman o formülde geçen bir önceki videoda çoğalttığım gibi yani o formülü büyüttüğüm gibi o yerine koyarak işlem yapıyoruz. Demek ki bu soruda küçük t yoksa yani gelire bağlı vergi oranı yoksa marjinal itaat eğilimi yani küçük m yoksa demek ki dışa kapalı, küçük m yok. Aynı zamanda gelire bağlı vergi türü olmayan basit anlamda bir çarpan sürecini arkadaşlar bize aktardığını ya da çözdürmeye çalıştığını anlıyoruz. O zaman formüller şöyle olacak yani öyle değil mi? Mesela harcama çarpanı 1 bölü 1 eksi c. Harcama çarpanı. Yani C0'daki değişimlerde, I0'daki değişimlerde, öyle değil mi? G0'daki değişimlerde, X0'daki değişimlerde bunu kullanıyoruz. Birazdan zaten soruda göreceğiz. Başka, eksi C bölü 1 eksi C ne çarpanı? Vergi çarpanı. Vergiyle ilgili değişimlerde şıklardan birazdan göreceğiz. Bu formülü kullanıyoruz. Peki, C bölü 1 eksi C transfer çarpanı. Transferle ilgili olan arkadaşlar formüllerde bu çarpanın sonucunu bulup işlem yapıyoruz. Bir de denk bütçe çarpanı var. Denk bütçe çarpanında ise harcama çarpanı ile vergi çarpanının toplamıdır. Şu ikisinin toplamı olarak görülmekte ve basit anlamda denk bütçe çarpanı 1'e eşittir. Bunları size arkadaşlar burada aktarmaya çalışacağız. Şimdi A şıkkı ile başlıyoruz. A şıkkı diyor ki arkadaşlar, kamu harcamaları yani G0 100 birim artarsa ya da 100 TL artarsa gelir ne kadar değişir? Bakın tam bir tipik çarpan sorusu. Otonom harcamalardaki değişikliğin katı kadar ki kat çarpan geliri değiştirmesi. İşte şuradaki değişikliğin geliri değiştirmesi. Buradaki değişikliğin geliri arttırması azaltması. Yani bu direkt olarak çarpan sorusu olduğunu zaten size arkadaşlar gelir ne kadar değişirle sorusuyla zaten size veriyor bunu. O zaman kamu harcamaları 100 TL artarsa diyorsa o zaman harcama çarpanı olacak. Çünkü C0'da,
I0'da, G0'da ve X0'da kullanacağım çarpan neydi arkadaşlar? Harcama çarpanıydı. Peki bu da kamu harcaması bunlardan bir tanesi. Yani harcamanın bir bileşeni olduğu için demek ki ben A şıkkında harcama çarpanı kullanacağım. Peki hemen formülü alayım. Harcama çarpanın formülü neydi? 1 bölü 1 eksi C. Peki çarpı delta GO yani kamu harcamasındaki değişimle o çarpan katsayısı çarpılacak. Sonuç bulunacak. Peki 1 bölü 1 eksi C'yi elde edelim. 1 bölü 1 eksi C yerine 0,8 yazıyorum. Peki buradan arkadaşlar çarpan katsayısı ne çıkar onu elde edelim. Peki buradan çarpan katsayısı 1 bölü 0,2 yapar. Bu da 10 bölü 2 demektir virgülleri kaydırırsak. Buradan çarpan katsayısı 5 olur. Yani 5 katı kadar bir etkiye sahip o harcamalardaki değişikliğin. Yani şu kısım 5 bulduk. Katı kadar ya kat 5. Peki çarpı kamu harcaması ne kadar değişmiş? 100 delta GO kısmı yani değişim kısmı. Peki o zaman sonuç olarak arkadaşlar gelir 500 TL değişir. Yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor. 500 TL nasıl değişir? Yani artar mı, azalır mı? Hani bunlar bizim için önemli. Çünkü şıklarda A şıkkı 500 birim ya da 500 TL artar var. B şıkkına da 500 birim azalır var. Ya da 500 TL azalır var. Artar ya da azalır kısmına o sorudaki değişim nispetinde yorumlamak gerekiyor. Kamu harcamaları ne olmuş arkadaşlar? Artmış. İşlemde zaten eksi işaretiyle ilgili, formülde eksi işaretiyle ilgili bir bilgi yok. Harcama çarpanında eksi yoktu. Bir vergi çarpanında eksi vardı, ona dikkat edeceğiz. O zaman kamu harcamaları 100 TL artarsa gelir de arkadaşlar katıyla çarpmıştık zaten 500 TL ne olur artar. Ha soru kamu harcamaları 100 TL azalır deseydi o zaman da arkadaşlar cevap yine 500 TL azalır olacaktı. Yani kamu harcamaları arttıkça gelir artar. Kamu harcamaları azaldıkça gelir azalır diyoruz. İlk sorumuzu yapmış oluyoruz. B şıkkı. Peki B şıkkına baktığımız zaman yani B sorusuna baktığımız zaman da diyor ki soru. Otonom vergiler 25 TL artarsa diyor arkadaşlar gelir ne kadar değişir? İşte otonom harcamalardaki değişikliğin gelirde yarattığı değişiklik çarpan sorusu. Ancak otonom vergiler dediği için T0 olduğunu anlıyoruz. Otonom vergiler dediği için T0 olduğunu anlıyoruz. Peki otonom vergiler dediği için de bu sefer sen kalkıp harcama çarpını yapamazsın. Peki onun yerine ne yapacaksın? Vergi değişimi olduğu için vergi çarpanı kullanacaksın. Dolayısıyla onu da az önce buraya eksi C bölü 1 eksi C olarak yazmadık mı? O zaman otonom vergilerdeki değişiklik dediği için eksi C bölü 1 eksi C çarpı delta TO yani T0 yani vergilerdeki değişiklik olarak ben bu soruyu formülize edebilir miyim? Ederim. Peki hemen yerlerine yazalım. Eksi formülden gelen eksi. Peki C neydi? 0,8 bölü 1 eksi 0,8. Peki buradan da çarpan katsayısı kaç geliyor hemen onu hesaplayalım. Eksi 0,8 bölü 0,2. Peki 8'i 2'ye bölmek demektir bu da. Buradan arkadaşlar ne gelir? Eksi 4 gelir. Peki neyi görüyorum? Şunu görüyorum arkadaşlar ilk önce. Başında eksi var. Eksi bize vergiyle gelirin ters çalıştığını anlatır. Yani o eksi 4 formülden gelen bir eksi işareti. Yani diyor ki dikkat et yorumlarken vergiyle geliri ters yorumlayacaksın. Öyle A şıkkındaki gibi beraber yorumlamayacaksın. Peki çarpı ne kadar değişmişti otonom vergiler arkadaşlar? 25, 4 çarpı 25'ten de 100 TL olur. Bir dakika şimdi karar vereceğiz. Çünkü şıkların bir tanesinde A 100 TL artar var. B 100 TL azalır var. Peki vergiler ne olmuş? 25 TL artmış. Vergiler artıyorsa senin harcama yapma kabiliyetin düşer. Harcama yapamazsan da üretim olmaz. Yani gayri safi milli hasıla gelirin düşecektir. Yani vergi artışı daha fazla vergi artışı sendeki gelirin azalması demektir. Bu yüzden vergiler 25 TL artar dediği için
bu 100 TL ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Yani vergi artışı gelir azalışı anlamına gelir. Ha soru şöyle olsaydı. Otonom vergiler 25 TL azalırsa deseydi o zaman da bu sefer de cevap 100 TL gelir artar olacaktı arkadaşlar. Dikkat edin, ters yönlü çalışma var. Ha bazı arkadaşlar diyor derslerde ben bunu anlatırken öğrenciler tabii dönüşlerini de size aktarıyorum ders sunarken. Diyor ki hocam diyor eksi 4 ile 25 çarparsak eksi 100 yapar diyor. Evet matematiksel olarak doğru. Eksi 4 25'e çarparsan eksi 100 ama bizim iksatta eksi işaret ya da işaretçiler yorumlamayla alakalıdır arkadaşlar. Yani kalkıp biz burada eksi yüz diye cevap olamaz. O eksinin artıp azalacağını ya da ters yön çalışacağını anlıyoruz biz sorularda. Bu yüzden buna da dikkat etmekte fayda var. Peki C şıkkına arkadaşlar bakalım hemen. C şıkkındaki soruda ise transfer harcamaları 50 TL azalırsa diyor. Transfer harcaması biliyorsunuz devletin karşılıksız olarak yaptığı yardımlar olarak geçer. Transfer harcaması 50 TL azalırsa diyor. Yani TR0'daki değişim arkadaşlar soruyor. Ve azalırsa diyor. Gelir ne kadar değişir diye bize soru soruyor. Neyi kullanacağız? Transfer harcamasında değişim olduğu için transfer çarpanı kullanacaksınız. O zaman C bölü transfer çarpanı neydi? C bölü şurada yazmışız. 1 eksi C çarpı delta tr 0 diyeceğiz modelimiz. Yani transfer çarpanının transfer harcamasındaki değişiklikle çarpımı kat yaratacak. O da geliri etkileyecek. Aynı AB'deki gibi. Peki hemen bir ok çıkartalım. C'yi zaten 0.8 bulmuştuk. Yani zaten soruda yazıyordu. Peki 1 eksi 0.8. Peki buradan da 0.8 bölü 0.2. Buradan da 4 çıkar transfer çarpanı. Peki transfer harcamaları ne kadar değişmişti soruda C şıkkında? 50 TL değişmişti. 50 çarpı 4'ten de 200 TL'lik bir etki yaratır gelirinizde. Peki artar mı azalır mı ona yorumlayalım. Transfer harcaması 50 TL azalırsa demiş. Yani transfer harcaması düşüyor. O zaman yoksullara, yetimlere, dullara daha az para verilecek anlamına geliyor bu durum. Onlara daha az para verilmesi demek, onların daha az harcama yapması demek. Bu da gelirin düşmesi demek. Aynı yönlü çalışır. Bakın çarpan sürecinde tek ters yönlü çalışan çarpan tipimiz vergi çarpanı. Bunu da unutmayalım. Bu yüzden de azaldığı için transfer harcaması bu da 200 birim azalır. Artı yani şöyle transfer harcaması 50 TL artar deseydi o zaman da cevap 200 TL artar olacaktı arkadaşlar. Ama azalırsa dediği için 200 birim azalır cevabını veriyoruz. Şimdi ben bir ön değerlendirme istiyorum sizden. Ön değerlendirme. Ne demek o? Ezbere gitmeyelim. Tamam soru çözme kolay. Ön değerlendirme şu. D ve E'ye geçmeden önce bir önceki videomuzda ben size bazı önemli notlar yazdırmıştım. Onların kanıtlamasını da aynı zamanda bu soruda görüyoruz. Örnek veriyorum. Demiştim ki harcama çarpanı diğer tüm çarpanlardan daha büyük etkiye sahiptir. Bak aynı veri değil mi? Aynı veri. Harcama çarpanı 5 birimlik yani 5 katlık bir kuvvet yaratmış. Vergi çarpanı 4 katlık bir kuvvet yaratmış. Transfer çarpanı da 4 katlık bir kuvvet yaratmış. Demek ki harcama çarpanı büyüktür. Transfer çarpanı ve vergi çarpanından. Peki diğer bir önemli bilgiyi de şöyle aktarmıştı. Transfer çarpanının kuvveti ile vergi çarpanının kuvveti birbirine eşittir. Tabi vergi çarpanı mutlak değerde olmak suretiyle. Bir tanesi eksi çıktı, bir tanesi artı çıktı. Bu eksiği görmezlikten gel. Zaten ters çalışmayı anlatıyordu bize bu. Vergi çarpanı 4 çıkarken transfer çarpanı 4 çıkıyor. Güçleri eşit arkadaşlar. Güçleri eşit. Yani ikisi de 2 fırın ekmek yemiş. İkisinin de kuvveti aynı. İkisi de 5 kilogramlık soğan çuvalını kaldırıyor. Atıyorum. Yani demek ki transfer çarpanı ile vergi çarpanının kuvveti birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Buradan da aynı veriyle bu durumu kanıtlamak da güzel oluyor. Peki D şıkkına geçiş yapıyorum. Peki D şıkkında gördüğüm karşısında biraz duruyorum. Ne diyor D şıkkı? Kamu harcamaları ve vergiler. Dur. Hem kamu harcaması hem de vergiler. Yani G ve T. Bütçe yani. Öyle değil mi? 100 TL artarsa
Şimdi ilk önce burada şu var. Hem kamu harcamasını değiştiriyor hem vergileri değiştiriyor. Yani şöyle A ve B'nin toplamı gibi D şıkkı. A ve B'nin D şıkkında aynı arkadaşlar soru tipinin bir örneğini görmüş oluyorsunuz. Ama toplamış ikisinin de etkisi var. Peki gelir ne kadar değişir diyor. Şimdi ilk önce soru soralım. G'de 100 TL artarsa, T'de 100 TL artarsa soruda öyle demiyor mu? Hem kamu harcaması hem vergiler 100 TL artarsa demiyor mu? Peki o zaman ben buradan şunu anlıyorum. Hem G hem T'nin aynı anda ve aynı oranda artması G eşittir T. Ne demek hocam G eşittir T? Yani denk bütçe olduğunu anlıyorum. Değişim oranları aynı çünkü. Ama kamu harcaması 100 TL artıp vergiler 50 TL artar deseydi denk bütçe olmuyordu. Yine kamu harcaması 100 TL artıp vergiler 100 TL azalır deseydi, yani rakamlar aynı ama biri yukarı biri aşağı, yine denk bütçe olmuyordu. Denk bütçe olabilmesi için sayıların ikisinde de aynı olması lazım ve artış ve azalışların da aynı yöne bakması gerekir arkadaşlar. İşte burada yanılma ihtimalimiz oluyor. Yani biz soruda denk bütçeyi tam olarak bilemediğimiz için ya da o sınav heyecanıyla onu orayı göremediğimiz için öğrenci diyor ki diyor ben burada denk bütçe çarpını kullandım vesaire. Denk bütçe çarpına gerek yok zaten. Peki ne yapacağız hocam? Bakın çok basit bir şey yapacağız. Vergiyi kapatırsak kamu harcamaları 100 TL artarsa demiyor mu? O zaman soru A şıkkına döner. Peki kamu harcamanı kapatırsak da vergiler 100 TL artarsa demiyor mu? O zaman bu soru B şıkkına döner. O zaman sen gidersin ne yaparsın? Hem A şıkkındaki bilgileri elde ettiğin gelir üzerindeki etkiyi hem de B şıkkında elde ettiğin gelir üzerindeki bilgiyi o gelirlerindeki o değişimi toplayıp ne sonuca ulaşırsın? Yani ayrı ayrı yapıp sonuca ulaşmak. Bak şimdi başlıyorum. Şurayı kapattım. Şurayı kapattım. Kamu harcamaları 100 TL artarsa diyor. Bir soruyu böyle çözün bakalım şimdi. Kamu harcaması dediği için harcama çarpanı. 1 bölü 1 eksi C hızlı yapıyorum. 1 bölü 0.2 C yerine 0.8 yazdık soruda. Buradan çarpan katsayısı 5 çıktı mı? Peki 5 çarpı kamu harcaması ne kadar değişmiş? 100 TL değişmiş. 5 çarpı 100'den arkadaşlar 500 TL değişmedi mi? Peki kamu harcaması arttığı için gelir de artardı. O zaman 500 TL arkadaşlar ne olur diye sorarsak kamu harcamaları arttığı için gelirimiz ne olur arkadaşlar? Artar. Demek ki gelir üzerine ilk etkimiz 500 TL'lik artış yarattı. Yani bir insan 500 adım ileri gitti. Yürüdü. Peki kamu harcamasını da kapattık. Vergiler 100 TL artarsa diyor. O zaman şimdi soru nereye dönmüş oldu? Vergi çarpanı. Öyle değil mi? Yani vergi değişimi ise vergi çarpanı uygulayacaksınız. O zaman eksi C bölü 1 eksi C. Peki buradan da eksi 0.8 işlem hızlı yaptım 0.2. Buradan da eksi 4 çıkar. Kuvveti düşüktü vergi çarpanının. Çarpı burayı kapattığım için vergilerin etkisini görmek istiyorum. 100 TL artmış. Eksi 4 çarpı 100'den 400. Eksi yazmaya gerek yoktu. Eksi bize ters çalıştığını gösteriyordu. Peki vergi artışının olması, vergilerin 100 TL artması, gelirimizin arkadaşlar, vergiler artarsa gelir ne olur? Azalır. Ters çalıştığı anlamına gelmiyor muydu bu durum? Eksi de bunu göstermiyor muydu? O zaman 400 birim azalır. Peki lütfen bana bu toplu sonucu gösterin bakalım. Bir adam 500 lira gitti. Bir adam vergilerden dolayı da 400 birim geriye geldi. 500 ileri gidersen, 400 de geri gelirsen 100 birim ileri gitmiş olursun. Demek ki hangisi burada daha büyük etki yarattığı için 500 değil mi? O zaman 100 birim ne olur arkadaşlar? Cevap artar. Yani denk bütçe çarpanı uygulamaya gerek yok. Siz arkadaşlar şipşak ne yaptınız? Yaptınız. Bu arada arkadaşlar burada ek bir bilgi vereyim. Neden kamu harcaması D şıkkında kamu harcaması vergi yutmadı? Çünkü kamu harcaması çarpanı vergi çarpanından daha büyük bir etki yaratır. Bu yüzden de sonucumuz arkadaşlar 100 birim artar olarak çıktı. Peki hocam ben bunu evet sağlamcı metot. Ben buna sağlamcı metot diyorum. Yani bunu yaptığınız zaman sizin soru kaçırma ihtimaliniz yok. Tek tek hesapla. Bakın bu sizi neyden kurtarıyor? Kamu harcaması 50 birim artar. Vergiler 100 TL azalır. Hani rakamlar farklı olsa, ok işaretleri farklı olsa dair bunu yapmak garantidir. Yani hata yaptırmaz. Denk bütçe
olmaz gerçi ama hani o formülü kullanıp da yapacağım, hani hangisini kullanacağım diye bocalamazsınız. Ayrı ayrı yapmak en garantilisidir arkadaşlar, unutmayalım. Rakamlar aynı olsa, mesela kamu harcaması 100 TL artar, vergiler 100 TL azalır, sen yine takılırsın. Dersin ki hocam rakamlar aynı, o sınav heyecanıyla atıyorum denk bütçe olup olmadığını da oklara bakmadığı için tahmin edemezsin. Bu yüzden de ayrı ayrı yapmak en güzel yolu arkadaşlar bunun. Ha, hızlı metodu da var. Mesela benim gibiler için, belki sizin aranızda da vardır benim gibiler, belli olmaz. Benim gibiler için hızlı metot da var. Nasıl? Mesela ben sadece D şıkkına bakarak hemen soruyu çözüyorum. Bu hız metodu. Yani hızlı olma metodu. Nasıl hocam çözüyorsunuz? Mesela şöyle çözüyorum. Kamu harcamaları, bak sadece C verilmiş. Kamu harcamaları dediği için 1 bölü 1 eksi C. Peki vergiler demiş. Sadece C verildiği için vergiler değişimini eksi C bölü 1 eksi C sorgulamıyor mu? Peki bunların ikisini arkadaşlar toplarsak, bunların ikisini toplarsak 1 eksi C bölü 1 eksi C yapmaz mı? Peki buradan da arkadaşlar formül 1 çıkmaz mı? Yani denk bütçe çarpanı basit anlamda ne eşit arkadaşlar? 1'e eşit. Denk bütçe çarpanı altına T ve M yoksa 1'e eşitti. Bir önceki notlarda öğrettik. Şimdi şuna karar veriyorum. Hem kamu harcaması hem de vergiler 100 TL artmış mı? Peki hem kamu harcaması hem vergiler 100 TL artıyorsa ne var? Denk bütçe var. O zaman değişim oranı ne kadar baktığımız zaman 100 birim. Peki denk bütçe çarpanı 1 olduğu için 1 çarpı 100'den arkadaşlar sonuç 100 TL. Peki kamu harcaması daha önde olduğu için kamu harcaması ne yapıyordu? Artıyordu. 100 TL ne olur? Artar. Anlatabiliyor muyum? Yani denk bütçe çarpanın 1'e eşit olduğunu bulup kamu harcaması ve vergilerinde aynı oranda ve aynı yönde değiştiğini soruda kanıtlayıp görüp o değişimi 1 ile çarparsanız sonuca arkadaşlar ulaşırsınız. Ama ben bu yöntemi pek tercih etmiyorum. Niye? Çünkü bu yöntem şunda da çalışmaz. Tamam, kamu harcaması 100 artar, vergiler 50 TL artar deyip de sizi kandırabilir. Ok işaretleri farklı olursa sizi kandırabilir. Öyle değil mi? Hani sen bunu her zaman yapamazsın. Bir de şöyle kandırabilir. Soruda ola ki sana küçük T verseydi. Soruda ola ki sana küçük M verseydi. O zaman bizim denk bütçe çarpanımız 1'e eşit olmayacaktı. Bu yüzden bunu yapmak mümkün olmayacaktı. Yani bu benim yaptığım hızlı metot sadece ne zaman geçerli? Küçük C geçerli olduğu zaman. Küçük T ve küçük M yokken geçerli arkadaşlar. Çünkü T'nin olması 1 eksi T olarak eklenmesine yol açıyor. Bir de M'nin olması artı M olarak çarpana dahil ediliyor. Burası hiçbir zaman 1 olmuyor. Bunların eklendiği boyutta. Dolayısıyla bunu da jet iksatçı çözümüyle çözebilirsiniz. Ama jet olabilmek için çok emeklemeniz gerekir. Sizin zaten iksatta pek hani alakası olanlar vardır. Alakası olanlar dinliyor gerçi videoları ama hani böyle yüksek lisans doktora atıyorum ya da ben şu dersi nasıl anlatırım şeklinde diye. Ama atıyorum bir sınava girecek öğrenci için ben onların yerinde olsam ahanda şunu yaparım. Bak D şıkkını yaparım. Hiç bunu yapmam yani. Öyle değil mi? Yani bu artistlere ne gerek var? Ama biz artistiz. Peki artist ne alır be pazarda değil mi? Peki E şıkkı. E şıkkına arkadaşlar geldiğimiz zaman, E şıkkına geldiğimiz zaman bu da benim sorum olsun. Yani pek bu şeylerde görülmüyor. Ne derler? Mesela deneme sınavlarına KPSS'de falan pek görmediğimiz bir soru tarzı. Genellikle bak A, B, C, D yoğun gelir. E şıkkı yani böyle sorabilirler mi? Bence özgün bir soru olur. Keşke sorsalar. Bakın yine söylüyorum. Ben olsaydım sorardım. Bazı arkadaşlar artık illallah demiştir ama ben olsaydım sorardım E şıkkını. Peki ne hocam E şıkkı? Bak şimdi. Transfer harcaması ve vergiler 100 TL artarsa. Yani kamu harcaması ve vergiler 100 TL artarsaydı. Bak bu denk bütçeydi. Bu denk bütçe değil. Ayrı ayrı metot yine yapacağız. Transfer harcaması yani yoksullara da 100 TL veriyorum. Vergi de 100 TL topluyorum. Yani vergiyle topladığım parayı yoksullara veriyorum. Öyle değil mi? Hani bu anlama geliyor. 100 TL arttırmak demek yoksullara vermek demek. Transfer harcamasını da arttırıyorsun çünkü. Yani şu transfer harcaması 100 birim artmış. Vergiler de 100 birim artmış. Buyurun total toplam etkiyi soruyor size arkadaşlar. Peki ne yaparsınız? Ayrı ayrı yaparsınız. Transfer dediği için, transfer harcaması dediği için arkadaşlar ilk önce transfer çarpanı yapacağım.
C bölü 1 eksi C çarpı delta TR 0. Peki bunu da hemen ok işaretiyle şöyle gösterecek olursak. Peki C 0.8 bu soruda. 0.8 bölü 1 eksi 0.8. Peki buradan da çarpan arkadaşlar 4 çıkmaz mıydı? Peki 4 çarpı transfer harcaması ne kadar artmış? 100. Peki 4 çarpı 100'den arkadaşlar, şöyle elim yazamadı, 400 birimlik bir değişim oldu. Demek ki gelirdeki değişim 400. Bu arada karar verelim. Transfer harcaması ne oldu? Arttı. Peki transfer harcaması artıyorsa o zaman gelirimiz de ne olur arkadaşlar? Artar. Peki vergiler 100 TL artmış. Vergi çarpanı da eksi C bölü 1 eksi C değil miydi? Yani burayı kapatıp sadece bunun etkisini görmeye çalışıyorum. O zaman burada da arkadaşlar şunu yaparsınız. Eksi C bölü 1 eksi C delta T 0. Vergilerdeki değişme çünkü. Peki buradan da eksi 0.8 bölü 1 eksi 0.8. Buradan da eksi 4 gelir arkadaşlar. Peki eksi 4 çarpı ne kadar değişmiş vergi? 100. Eksi 4 çarpı 100'den 400 yapar. Peki vergiler artıyorsa gelirimiz ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman da gelir 400 birim azalır. Peki sonuç, 400 birim ileri gittin. 400 birimde geriye geldin. O zaman geldiğin yere geri döndün. Değişim arkadaşlar kaç? 0. Yani gelir değişimi olmaz. Hani diyor ya soruda gelir ne kadar değişir diye. Gelir değişimi olmaz. Neden olmaz? Çünkü transfer çarpanı ile vergi çarpanı güçleri aynıdır. Zaten 4 ile eksi 4'ü toplarsan 0 olur. Oradan gelen bir özellik zaten arkadaşlar bu. Bir tane daha bir olay anlatayım. O da şu. Lakin yalnız transfer harcaması 100 TL artıp vergiler 50 TL artsaydı 0 olmayacaktı. Çünkü çarpım kas sayıları, yani değişiklik, otonom harcama değişiklikler farklı. Ya da transfer harcaması 100 TL artarken vergiler 100 TL azalırsa yine arkadaşlar sonuç 0 çıkmayacaktı. Yani rakamların aynı olduğuna bakmayın. Ok işaretleri bile size farklı bir sonuç çıkarttırabilir. Siz onu tek tek yorumladığınız zaman çıkıyor. Bu arada buna ne derler onu da söyleyeyim. Buna Robin Hood ekonomisi derler. Robin Hood ne yapıyordu ya? Ya Robin Hood gerçi evet bizim Türk anlayışına pek uymuyor ama Robin Hood ekonomisi, şimdi İngiliz kökenli bir bilimden bahsediyoruz. Dış kökenli bir bilim. Yani bizde evet Osmanlı zamanında iksat vardı, yok değildi ama biraz böyle toprak, savaş vesaire diye kaybettik. Ondan sonra iksatın da elinden tutamadık. Keşke tutsaydık. Dolayısıyla yabancılar bunu hemen yapıştırıyor buradaki bilgiye. Robin Hood zenginden alıp yoksula vermiyor muydu? İşte bakın, vergiyi 100 TL'ye topladınız ve zenginlerden 100 TL aldınız. Bunu transfer harcaması olarak fakirlere arkadaşlar 100 TL olarak verdiniz. Robin Hood ekonomisinde sadece gelir değişmedi arkadaşlar. Ama değişen ne oldu? Hani bu E şıkkı ne yarattı ekonomide fayda olarak? Gelir dağılımındaki adaleti düzeltti. Ama ünlem verginin kimden alındığına bağlı. Vergi yine fakirden alınıyorsa eyvahlar olsun. Vergi zenginden alınıp fakire verilmesi gerekiyor transfer çarpanıyla, harcamasıyla. O zaman Robin Hood olur. Her zaman da bu sonuç Robin Hood olduğunu söylemek de yanlış olur. Evet, güzel bir çözüm oldu. Ha, ben çoğaltayım yine. Hocam soruda, siz güzel örnek çözdünüz. Soruda küçük t'yi verseydi ne yapacaktık? O zaman arkadaşlar küçük t'yi verseydi formüllerde 1 bölü 1 eksi c, 1 eksi t ekleyecektin. Eksi c bölü 1 eksi c vergide 1 eksi t ekleyecektin. C bölü 1 eksi c parantezde 1 eksi t ekleyecektin. Bakın bu formül çoğaltmalarını bir önceki sayfada anlattık zaten. Hocam m'yi de verseydi o zaman 1 bölü 1 eksi c, 1 eksi t artı m. 1 eksi c parantezde 1 eksi t artı m diye çoğaltacaktın. Ama yöntem aynı yöntem arkadaşlar, değişmiyor. T varsa formülde yerine koyuyorsun. M varsa formülde yerine koyuyorsun. Ama formül yapılarını iyi bilmek gerekir. Eğer onlar bilinmiyorsa bir önceki videonun izlenmesi gerekiyor. Peki geldik arkadaşlar. Çarpanı bitirdik. Formüllerini çözdük. Sorularını çözdük. Şimdi bir tane daha çarpanımız var. O çarpandan da biraz bahsedeyim.
Bu çarpanlar dışında, yani çarpan formülleri dışında, baseti, genişe, transferi, ondan sonra işte harcaması, vergisi, denk bütçesi, bir çarpan tipimiz daha var ki o da arkadaşlar süper çarpan olarak geçiyor. Süper çarpan diğer çarpan formüllerinden farkı var. O yüzden ayrı olarak işliyoruz onu. Peki süper çarpan derken hocam ne o? Muhteşem çarpan ya da harika çarpan diye de yazanlar oluyor kitaplarda. Normal çarpana göre daha fazla etki yaratan, mesela normal çarpan, basit çarpanda 2 hesapladığınız bir çarpanın burada 2'den daha büyük çıkma ihtimali olduğu için buna süper çarpan diyoruz. Yani basit çarpandan daha fazla etki yaratan çarpandır. Kat olarak daha büyüktür. Peki hocam ne o? Bunu biraz bize açıklayabilir misiniz? Hemen şöyle sayfamı çekeyim. Konuşalım biraz. Normal çarpanda 1 bölü 1 eksi c vardı. Basit çarpanda. Harcama çarpanında. Peki c'deki artışlar, küçük c'deki artışlar, küçük c'deki artışlar 1 eksi c'nin değerini düşürdüğü için çarpan kat sayısı ne yapacaktı arkadaşlar? Arttıracaktı. Yani marjinal tüketim eğilimindeki artışlar çarpanı ne yapar arkadaşlar? Arttırır. Peki formülde bulunan, daha geniş formülde bulunan 1 bölü 1 eksi c, 1 eksi t artı m'deki, yani küçük t ve küçük m'deki artışlar, gelire bağlı vergi, marjinal tüketim eğilimi, bunlar da olumsuz oldukları için çarpanı ne yapıyorlardı arkadaşlar? Azaltıyorlardı. Yani çarpan kat sayısını kuvvetlendiren tek bir etki var, harf var, küçük harf var. O da marjinal tüketim eğilimi. Bu iyi asker, bunlar kötü asker. Bunların artması savaşımızı kaybetmemize yol açıyor. Ama bunun artması savaşı kazanmamıza yol açıyor. Dolayısıyla arkadaşlar küçük c çarpan kat sayısını arttırırken küçük d ve küçük m çarpanı ne yapıyor? Azaltıyor. Bu yüzden de çarpan konusunda c tek başına kalıyor. Yani bir tekrar yapmış olduk. Peki çarpan kat sayısına eğer biz daha fazla artış yaratmak istiyorsak, yani bir çarpan kat sayısını süper çarpan haline getirmek istiyorsak, o zaman sen küçük c gibi iyi askeri paydaya formülü eklemen gerekiyor. Peki acaba normale göre kat sayının daha fazla artması için ne eklemek gerekiyor? H denilen yatırımların gelire duyarlılığını eklersen eğer, tabi eklemek derken artı H değil eksi H diye eklersen, o zaman da süper çarpana ulaşmış olursun. Ha bu H ne? Şimdi ben basit Keynesyen modeli işlerken öğrenciler bir taraftan da yazıyor. Hocam çok uzun anlatmadınız mı? Hocam 8 tane video basit çarpan ne alaka? Basit Keynesyen modeli. Arkadaşlar bakın, bir şeyin en uç noktasına, en minik noktasına inerseniz, o zaman onun toplanması, o etkinin toplanarak sizde daha büyük arkadaşa etki yarattığını söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla eğer siz o konuyu kaçırdıysanız süper çarpanı algılayamazsınız. Ve bu yüzden benim geriye dönüp ne yapmam gerekiyor? Bunu anlatmam gerekiyor. Yatırımlarda yatırımın geniş halini anlatırken I eşittir I0 eksi BI artı HY demiştik. I0 otonom yatırım, faizler yatırım ters çalışır. B kat sayısı yatırımların faize duyarlılığı. Bir de geniş haline şu HY kısmını eklemiştik. Gelir arttıkça yatırım artar demiştik. Ama H kat sayısı kadar. İşte H yatırımın gelire duyarlılığı. Aynı şeye benziyor. C eşittir C0 artı küçük c çarpı Y'deki HY artı CY gibi. Bakın aynı askerler. İyi askerler yani bunlar. Peki yatırımların gelir duyarlılığını süper çarpanı nasıl etkiliyoruz? İşte süper çarpanı aşağıdaki formülde böyle gösterebiliriz. 1 bölü 1 eksi c eksi h. Yani eksi h. Mesela artı hy'yi denklemde, hani bizim ae denklemimiz vardı ya, c0 c çarpı y artı, atıyorum işte burası gerçi açılıyor, i0 işte hy yaparsak artı c'ye karşıya eksi cy olarak geçiyor. Artı hy karşıya eksi hy olarak geçiyor. Ve y parantezi altında 1 eksi c eksi h. Yani çarpan konusunun payda kısmı buradan geliyor arkadaşlar, bakacak olursak. Ve c arttıkça
çarpan artar demiştik zaten. İşte yanına bir iyi asker geldi. Çok o iyi asker TVM'de yalnız kalıyordu. Haş arttıkça, yani yatırımların gideri duyarlı arttıkça çarpan ne olur yine artar. İşte iki tane çarpanı arttıran etmenin de bir araya gelmesi o çarpanı süper yapar. Ha hocam ben süper çarpanı çoğaltmak istiyorum derseniz yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. 1 bölü 1 eksi c, 1 eksi t, artı m. Bu neydi? Geniş anlamda harcama çarpanı değil mi? Başına yani sonuna eksi h yaparsan süper çarpanlaştırmış olursun onu. Ya da eksi c bölü 1 eksi c, 1 eksi t, artı m, eksi h atarsan dergi çarpanı süperleştirmiş olursun arkadaşlar. Dolayısıyla eksi h'ın bu şekilde denklemlere de eklendiğini unutmayalım. Şimdi soru geliyor. Soru, bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.8. Yazalım. Küçük c 0.8. Yatırımın gelire duyarlılığı ise, yani h, onu süperleştiren h, 0.1 ise, h, 0.1 ise, a, basit çarpanı hesapla, b, süper çarpanı hesapla. A, basit çarpanı hesaplayalım. Hangi çarpan? Basit çarpan. Harcama çarpanı olsun. 1 bölü 1 eksi c, 1 bölü 1 eksi 0.8, öyle değil mi? 1 bölü 0.2, o da kaç yapar? 10 bölü 2'den arkadaşlar 5 yapar. Basit çarpan kaç çıktı? 5 çıktı. Hadi şimdi süper çarpanı hesaplayalım. 1 bölü 1 eksi c eksi h. Peki 1 bölü 1 eksi 0.8. H kaçmış bu arada yatırımın gelire duyarlı? 0.1. Peki buradan da ne çıkar arkadaşlar? 0.2. 1'den 0.8'i çıkartırsak 0.2 olur. 0.2'den de 0.1'i çıkartırsak 0.1 olur. 1 bölü 0.1, o da 10 bölü 1'den 10 yapar. Bakın basit çarpan, bu da süper çarpan. Buyurun. Hangisi daha büyük etki yarattı? Tabii ki de süper çarpan daha büyük etki yarattı. O zaman gördüğünüz üzere demek ki süper çarpanın olduğu bir harcama değişiminde o kasayı harcamayla çarptığımız zaman çok daha büyük etki yarattığını görebilmekteyiz. Bazı sivri akıllı öğrencilerimiz, ben bunu derslerde yaşıyorum, ezberci zihniyetin kölesi olmuşlar. Bana şöyle diyorlar, hocam süper çarpanı anlattınız, ne gerek vardı? Allah Allah diyorum, ne anlatmaya çalışıyor acaba? Ondan sonra diyorum, neden öyle dedin? Hocam çok basit ya diyorlar. Basit çarpanı 2 ile çarparız, 5 ya 2 ile çarparız, 10 olur hocam. Keşke böyle öğretseydiniz diyorlar. Sivri zekalılar. Arkadaşlar öyle bir şey yok, olsa söylerdim zaten, niye sizi uğraştırayım? Burada rakamlar denk geldiği için 10 çıktı. Ama 7.5'da çıkabilir, 6'da çıkabilir. 5'ten büyük çıktı aşikar. Ama hangi rakam olacak? Bu yüzden sen h'ı bilmeden, c'yi bilmeden bunları yapamazsın. Ve öyle böyle 2 katıymış, 1.5 katıymış gibi bir unsur yok. Arkadaşlar olsaydı söylerdim. Evet, güzel bir ders oldu arkadaşlar. Çarpanı sorularını çözdük. Süper çarpanı gösterdik. Şimdi kaldığımız yerden diğer videolarımıza devam ediyoruz. Ne var önümüzde? Sızıntı enjeksiyonlar var. Ondan sonra peşi sıra işte bazı böyle ufak tefek konular var. Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da ISLM modeline doğru, Huzur İslam'da modeline doğru devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi özellikle kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese çok başarılar diliyorum.